Merhabalar sayın seyirciler. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmen Televizyonu'nda Orta Doğu Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün işedin dönüşümü ve Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Doktor Göktuğ Sönmez. Doktor Göktuğ Sönmez, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Orsam'da güvenlik çalışmaları direktörü. Göktuğ Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Oytun sen de hoş geldin. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle IŞİD'in dönüşümünü biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü Irak bu sene itibariyle IŞİD'den kurtuluşunun birinci yılını devirdi. Aralık ayı itibariyle ve geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili pek çok siyasetçinin konuşmalarıyla karşı karşıya kaldık ama diğer taraftan da bu bir yıllık süreç içerisinde özellikle son 6 aylık dönemde Haziran'dan itibaren IŞİD'in Irak'ta yeniden operasyonel eylemler yapmaya başladığını gördük. İşte yine bombalar açta saldırılar evet. yine yol kenarına döşenmiş bombalar farklı terör eylemleriyle karşı karşıya kaldığı Diğer taraftan Suriye'de de IŞİD'le ilgili bir ee, süreç devam ediyor. IŞİD'in çok da küçük olsa olsa bile e, bir hakim olduğu alan var. Ama onun dışında yine e, zaman zaman e, çatışmalarla, işte terör eylemleriyle karşı karşıya kalıyoruz Suriye'de. E, IŞİD bugün biz sadece Irak ve Suriye'de değil, e, diğer alanlarda da konuşmamız gerekiyor. E, bu anlam itibariyle IŞİD'in yine bir dönüşüm sürecinde olduğunu e, pek çok uluslararası yayında, uluslararası literatürde karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle isterseniz IŞİD'in bir dönüşümünü Hı -hı. konuşalım. Daha tabii, sonra tabii. Irak ve Suriye'deki varlığını biraz değiniriz. Ee, buradan Suriye topraklarına geçerek biraz PKK ve YPG yapılanmasını anlatmak evet. gerekiyor. Çünkü terör örgütleri arasındaki iletişim, terör örgütleri arasındaki etkileşim, bugünümüz itibariyle belki de yeni fenomen diyebileceğimiz yeni bir, ...yapının ortaya çıktığı bir süreci beraberinde getiriyor ve Türkiye'nin terörle mücadelesiyle devam ederiz. Evet. Hocam buyurun, söz sizde. Şimdi tabii işinin dönüşümü derken bunu Orsam'dan da yayınlanan bir raporda kısaca anlatmaya çalıştık. Yine izleyicilerimiz o anlamda yayından sonra da belki faydalanmak isterler. O itibarla değinmekte belki fayda var. Şimdi örgütün ta işte zevahir Zarkavi arasındaki gerilime, ondan sonra örgütün işi de dönüşürken Cevlani ile yaşadığı gerilme ve sonra Nusra'nın ayrışması sürecine kadar gittiğimizde gördüğümüz temel bir nokta var. İşit isminden de anlaşılacağı üzere El Kaide'nin yaptığının aksine bir devletleşme sürecini hedefledi. Yani Irak'ta ve Suriye'de artık e, sürecin bir devletleşmeye uygun olduğu, müsait olduğu izlenimi üzerinden devletleşme konusunda ciddi bir e, irade koydu ortaya. Dolayısıyla bir devlet benzeri yapılaşmaya gitmek noktasında çok ciddi bir bütçe ihtiyacı vardı, çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı vardı, çok ciddi bir operasyonel ve stratejik e, araçlar ve bunların kullanımına dair metodolojinin öğrenilmesi ihtiyacı vardı. Yani sürecin arka planını anlamak, aslında neyin dönüştüğünü anlamak adına yani Tabii. o devletten şimdi başka bir şey evriliyor. Ona değiniriz. Ona evrilmesini anlamak anlamında önemli. Tabii, Tabii bu, şimdi buyurun. Burada araya girmek istiyorum. Elbette. Bu e, bahsettiğimiz devlet bizim meşru gördüğümüz işte e, tanınan bir devlet değil yani Doğru. bu işinin sadece yapmak istediği, <laughs> Elbet. E, kendi kafasında tasarladığı, afaki hani sözde diyebileceğimiz tabii. bir devlet yapılanması. Ama biz IŞİD'in bu anlamda kafasındaki kurguyu anlatmaya tabii. çalışıyoruz. Tabii. Yoksa bizim tarafımızdan da tanınan ya da işte Hı -hı. uluslararası çapta tanınan bir devlet tabii. değil. Onu burada e, söylemekte yani yeri olan var. Şu tabii yani bu tarz örgütler açısından zaten illegal yapılanmalar olması itibariyle zaten terör yapılanmaları olmaları itibariyle hani bir Birleşmiş Milletler tanınması gibi bir onların da beklentisi yok. Böyle bir şey söz konusu dahi zaten olamaz. Ama yani ülkeler örgütün, de tanımıyor bunu Türkiye tabii dahi. yani örgütün belirli işte hizmetleri sunma noktasında atıyorum para bastırma noktasında kimlik çıkartma noktasında vesaire bir devlet benzeri örgütlenmeye gitmesi itibariyle. Yani ben terör örgütünden artık bir devlete dönüşmeye uğraşıyorum. Ve buna noktası ulaşabilmek açısından önemli. herhalde en önemli konu bir alan Kesinlikle. kontrol edebilmesiydi. Belki de hocam ona da detaylı değinilebilir. El Kaide'den belki ki. bu anlamda farkı o Doğru. esasında farklılaşma ideolojiden ziyade hı hı. daha çok tabii, tabii. nihai tabi, amaç zaten. olan tabii işte mi? neyse ona ulaşmada nasıl bir tabii. yol takip edilecek. Tabii. El Kaide daha batı hedeflerine dönük terör tabii. saldırılarını hedefliyor ama bu örgüt ilk kez Farklı bir stratejide doğru. bir alanı kontrol etmek ha, ve onun üzerinden doğru. de sizin biraz önce bahsettiğiniz o işte para ge hmm. gelirler, e, işte para basılması gibi doğru. E, bir yola Yani Orada o zaman şu süreci de çok kısaca değinilmiyor. El-Kaide'nin Sudan süreci sonra Afganistan süreci bize yol göstereceği açısından söylüyorum. Şimdi Sudan'da da Afganistan'da da destekçi bir hükümet ya da destekçi bir yönetim bulma ve orada askeri kamplarını inşa etme, eğitim kamplarını inşa etme gibi bir yönteme gitti El-Kaide. El-Kaide'nin genel hedefi itibariyle zaten bir devletleşmeden ziyade küresel bir gevşek network dediğimiz, gevşek ağ kurma gibi bir noktaya gitti. Neden? 2001 operasyonu sonrasında, Afganistan'a gerçekleştiren operasyon sonrasında El-Kaide büyük oranda örgütsel operasyonel kapasitesini de yitirmişti. Ve dolayısıyla işte o bahsettiğiniz batı hedeflerine saldırabilir. Uyuyan hücrelerle, daha küçük yapılı hücrelerle daha gevşek bir bağ kurdu. İşte biz bunu sinagog saldırılarında İstanbul'da da mesela görmüştük. Temel mantık şuydu. El-Kaide'nin temel hedefleri her neyse o terörist hedeflere uyumlu şekilde Operasyonu sahadaki uyuyan hücreler gerçekleştirebilir bir özelliğe sahipti. Hı hı. Hatta çizdi teknoloji çizdi. olabildiğince kullanmamaya çalışıyorlardı. Tabii o netörklerin çok fazla takibi tabii olmaması ki. için. Dolayısıyla yereldeki yapılar çok e, bağımsız bir şekilde e, e, eylem gerçekleştirebiliyordu. Doğru. İşe de baktığımızda tabii Zarkavi'nin geçmişi de bu anlamda bizim için önemli. Afganistan'da Herat kampında e, Levant'tan gelen daha ziyade yabancı terörist savaşçılarla çalışmış. Onların eğitiminde bulunmuş bir sözde komutandı. Dolayısıyla Irak savaşı sonrasında Kuzey Irak'a gelişiyle beraber örgütün nasıl yapılanacağı noktasında bu da önemli bir noktayı arz etti. Çünkü birazdan değineceğimiz insan kaynağı meselesine dair önemli bir veri olacak bu da. Şimdi dediğiniz gibi tabii IŞİD'in temel hedefi devletleşme süreciydi. Burada belki şu da önemli bir e, e, dini literatürde diyelim, işin ilahiyat boyutu itibariyle tartışılan bir mesele vardı. Aslında IŞİD oradaki boşluğu da doğru gördü ya da e, stratejik davranarak akıllıca yakaladı yani. Mesele şuydu, cihat bir devlet tarafından mı ilan edilmelidir yoksa bireyler ya da örgütler ilan edebilir mi? İşte o tartışmayı aşmak için aslında eşit bir devlet kimliğine bürünmeyi de makul buldu kendisi açısından. Ama tabii bunun getirdiği meseleler elbette biz e, 30-40 tane ülkeden daha büyük e, toprağa hakim olan alan kontrolü sağlayan bir yapı gördük. Irak ve Suriye'deki toplam coğrafi yapı itibariyle bu çok ciddi bir e, coğrafi kontrol. Çünkü pek çok terör örgütünde görmediğimiz ancak belki işte Latin Amerika'da kimi gerilla örgütlerinde görebildiğimiz ciddi alan hakimiyetlerinden bahsediyoruz. Ama bunun tabi bir ekonomik yükü de vardı. Bu ekonomik yük karşılamak adına pek çok yöntem geliştirildi zaman içerisinde bunlardan birisi elbette işte petrol gelirleriydi belki e, ilerledikleri yerlerde askeri kazanım elde ettikleri yerlerde işte bankalar havali ofisleri bunlar üzerinden paranın ele geçirilmesiydi öte yandan adam kaçırmaları çok sıkça gördük e, işte işidin en önemli meselelerinden biri birazdan belki daha detaylı değiniriz. o propaganda bağlamında dergilerin çıkarılmasıydı o dergilerde sıkça gördüğümüz bir şeydi bize tabii ki çok e, makul gelen bir şey değil belki terör örgütlerini incelediğimizde ama o dergilerin işte son birkaç sayfasında diyelim ki kaçırılan bir Japon, kaçırılan bir İngiliz vesaire bir köle olarak satılması ve bunun üzerinden işte ne kadar gelir talep edildiği, ne kadar para talep edildiğine dair ilanlara varacak kadar değişik ekonomik gelir kaynakları vardı aslında yapının. Onun dışında da yani her türlü illegal eee ticareti yapıyorlardı. Yani Tabii bu ticaretin ki. Tabii. içerisinde yani silah ticareti de vardı, insan ticareti de Vak. vardı, organ ticareti vardı. Vak. Yani çocuk e, ticareti tabii. vardı. yani Aklınıza gelebilecek e, uyuşturucu ticareti vardı. Tabii, tabii, yani tabii. Her ne kadar işte işit o tırnak içerisinde Hı. dini söylemleri kullandığını iddia etse de evet. yani İslami bir yapı olduğunu iddia etse de yani İslam'a aykırı tabii. her türlü illegal eylemle IŞİD'in e, iştirak ettiğini e, bu anlamda kullandığını gördük kaynak alamak e, adına. Peki bunu yaparken bir İslami yani düşünceden bir meşruiyet alma çabası var mıydı? Yani mesela işte hani selefi inancını temsil ettiğini söylüyor. İşte kölelikten bahsedildi. Yani selefi inancında o İslam'ın ilk dönemlerine hep atıf yapılır. Tabii. Bunu bir İslamla açıklama, meşrulaştırma şekli yöntemi var mıydı? Bunda böyle birkaç Çok özür dilerim. İşte selefili inancını mı piyasaya sürdü yoksa işitin yeni bir anlayışını mı? Yani işit yeni bir anlayışla mı ortaya çıktı? Sanki hani işide baktığımızda hani selefiliğin ötesinde farklı bir Hani i̇şit anlayışı hani e, ya da işit ideolojisini ortaya koyduğunu görüyoruz e, bu süreç itibariyle. bu konuda ne diyorsunuz onu da eklersek yerinde olacak. Şimdi şöyle o zaman oradan başlayıp buraya doğru hani somut örnekler bağlamında da birkaç şey söyleriz. Mesele şu tabii e, şunu net görüyoruz yani bu noktada net de durmak lazım diye düşünüyorum. Selefilikle e, ben o tabiri çok sevmiyorum ama genelde kullanılması itibariyle, Söyleyeyim söylemiştim radikal İslami terörizm vesaire denen bu terörizm bağlamında çok ciddi bir ilişki var. Yani bunun içerisinde elbet bu işin işte ilahiyat bağlamında belki kökenlerine inilebilir. O konu uzmanları tarafından çok daha yerinde belki saptanacaktır ama işte o selefiliğin ötesinde bir anlayış mı meselesi bence önemli. Orada şunu gördük. Tabi El-Kaide tüm o yanlış dini yorumuna rağmen bir ilahiyatçı insan kaynağı, din adamları insan kaynağı vesaire oluşturmaya çalışmıştı. İşit bu insan kaynağını oluşturmaya çalışmadan yani işin dini temellendirmesine dahi gitmeden yani selefilik gibi bir yanlış yorumlandırma olmasıyla birlikte buna dahi gitmeden aslında mevcut işte Enver el Evlaki gibi daha öncesinde Zevair ve Bin Laden'in bazı söylemleri gibi söylemleri alarak bunun üzerinden tamamen aslında alan hakimiyetini amaçlayan bir askeri yapılanmaya çok fazla işte teolojik ilahi açıdan ilahiyat açısından derinliğine inmeden bir yapılaşma yani düşünceyi daha yukarıda tutarak aslında eylemi daha önde ve daha temel tutma gibi bir noktaya gitti. Daha vahşice eylemleri, zaten işte zeva ile Zarkavi arasındaki gerilimin de sebeplerinden birisi oydu belki. Yani Zarkavi, El-Kaide için bile barbar kabul edilebilecek eylemlerde bulunan bir yapı izlemişti zira. Temellendirme meselesine geldiğimizde de bazı e, noktalarda özellikle işte mesela e, pilotların yakılması meselesinde biz bunu evet. görmüştük. E, nasıl ki o pilotlar bombalıyor halkları ve onlar işte yanarak can veriyorsa biz de bunlara bunu yapmak noktasında bir imkan sahibiyiz. Kısasa kısa uyguluyoruz gibi. Halbuki dini açıdan baktığınızda işte yakarak insan öldürmenin hükümleri bellidir. Çok ağır hükümleri olan bir meseledir. Ee, sadece insan için değil canlılar için dahi bu mümkün bir şey değildir. öte yandan tabii baktığınızda kölelik sistemi, cariyelik sistemi vesaire bu zayıf referanslar üzerinden giderek bunları meşrulaştırma yoluna gitti. Hı hı. Ama tabii bunun için de işte uyuşturucu göreceksiniz, silah ticareti göreceksiniz vesaire. Yani hepsi için bir temellendirme geliştirmek çok zorlama belki temellendirmeler yapılması mümkün ama ikna edici anlamda yani dini e, temasları fikri anlamda olan insanları tatmin edecek temellendirmeler bulmak mümkün değil. Hı hı. Ama bunlardan gelen gelir ne sağladı? İşte örgütü istisna yapan şeylerden biri. Yani yüzde %90 90-95'ini kendi finansal ihtiyacının karşılayan bir örgüt çıkardı karşımıza. Biz pek çok örgütte ciddi dış yardımlar gördük. İşte PKK-YPG konuşulunca da bunu göreceğiz elbette. Çok ciddi dış yardımlar gördük ama işitte buna ihtiyaç duymadan 90-95'ini karşılayabilecek finansal ihtiyacının bir yapı gördük. Ya Bu ne demekti? Devlet desteği Diyemiyoruz değil mi? Ishid dediğimizden hani herkes sorulur. Ki. Ya bir tabii terör örgütü tek başına yaşayamaz, arkasında şöyle şöyle devre. Bu literatür İşit açısından. örneğinde biraz sanki farklı. Ya tabii yani tarihsel örnekler açısından, literatür açısından evet, Bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani bir dış destek. İşte 70'lere gidin, aşırı sol e, Kızıl Ordu fraksiyonuna da gitseniz, kızıl tugaylara gitseniz bunu göreceksiniz. İşte daha geri gidin, aşağılilere gitseniz de aslında bunu geç dönemlerinde örgütün göreceksiniz. Yani dış destek e, çokça karşılaştığımız bir mesele. Ishid. Yani tabii ki bu işin işte komplo meselesi geliştirilebilir vesaire geliştirilebilir ama yani saygın bir bilimsel çalışma itibariyle konuştuğumuzda işi de özel kılan şeylerden biri buydu aslında. Daha özel hareket etmesini de belki sağlayan şeylerden biri buydu. Finansal gelirleri. Ha finansal gelir dediğimizde nasıl bir şeyden bahsediyoruz meselesinde belki bir iki rakam vermek önemli. Örgütün gücünün zirvesinde olduğu dönemde işte diyelim ki 2014-2015 işte Irak'ta ilerlemesiyle beraber, Suriye'de alan hakimiyetin daha derinleşmesiyle beraber yalnız petrol gelirlerinden 40 milyon dolar civarı aylık bir gelir elde ettiği düşünülüyor. Aylık 40 milyon dolar. Aylık 40 milyon dolar sadece petrol geliri itibariyle. Çok Ve bugün büyük rakam yani. yani. tüm işte şimdi bahsederiz ha. örgütün yeniliş süreci, dönüşüm süreci vesaire ama bugün dahi 1,5 milyar dolar civarı bir kasa olduğu öngörülüyor. Dünyanın en zengin terör örgütü olarak terör raporlarda, oldu, uluslararası tabii. raporlarda hep ifade Kesinlikle, ediliyordu. tam evet, bir uluslararası şirket tabii yani şimdi yani ticari faaliyet gösteren tabii, şirket yani gibi aslında. uluslararası şirket dediğimizde o zaman mesela işte yabancı terör savaşçılar boyutuna da işin tabii girmekte tabii. fayda var ne dedik Sarkavi her hattan gelirken aslında yabancılarla çalışma pratiğine sahip bir adam olarak geldi zaten zarkav'dan sonra örgüt dönüştü vesaire bizim işte şimdi bildiğimiz Bağdadi süreci yaşandı ama o süreç içerisinde hep örgüt e, yabancılara da yaslanmayı, onlardan faydalanmayı çok iyi bilir bir halde ilerledi. Yani i̇şte, burada şunu söylüyoruz, yani işidi biz sadece bugün, hani ismen konuşuyoruz tabii. ama işin temellerinin çok daha 2000'lerin başı tabii, itibariyle tabii. yavaş yavaş hani filizlenmeye başladığını, tabii. bu işit düşüncesinin Zerkavi tarafından şekillenmeye başladığını, Hı. bunun daha sonra Irak'ta, e, 2013'ten sonra da Suriye'de yansımalarını tabii. E, artık işi ismiyle görmeye başladığımızı söylemek. Burada daha yerinde var. Doğru. doğru. doğru eee Bilgay'ın dediğini destekleyecek şekilde bir yine makale okumuştum. Orada Hı -hı. yani İŞİD'in birkaç geleneğin üzerine oturduğu. Evet. Onlardan aldığı tecrübeyle işte yeni bir şey inşa etti. İnşa etti. Bir tarafta tabii. El Kaide tabii. tabii. Diğer tarafta ama Taliban. İşte kesinlikle, Afganistan'daki kesinlikle. Taliban tecrübesi kesinlikle. onu da çok güzel tabii. tırnak içerisinde doğru, e, doğru. uyguladığı ve sonra bunu Suriye'de kendisinin doğru. yeni bir şey yarattığı söyleniyor. E öyle... Askeri taktikleri açısından Taliban taktiğine çok iyi hmm. kullandığı söylenir. O mobil işte Tabii. bir araçların arkasına e, eklemlenmiş silahlar. Doğru. Çok mobil hızlı hareket eden yapılar. Doğru. E, çok da başarılı oldu askeri Tabii. anlamda bakıldığında. Bunları kullandı. Diğer taraftan da yenilikçi işte yani belki eşidi hmm. farklılaştıran noktalardan bir tanesi buydu. Çok da öyle yenilikçi fikirlerle işte, evet. işte drone saldırıları Doğru. gibi Doğru. yani siz e, çok daha iyi biliyorsunuz. Farklı i̇şte. saldırı yöntemleriyle e, belki de terörün mantığını terörün Yöntemlerini de değiştirmeye hmm. başladı işte öyle değil mi? Tabii şimdi siz konuştukça bir iki yere daha ben geçeyim. Tabii, hani tabii. Normalde çok, çok daha iyi anladığım şeyler değil ama ee, şimdi tabii Taliban örneği deyince çok kısa belki şunu hatırlamakta fayda var. İşte o Afgan cihadı denen süreç yani işte Sovyetlerin Afganistan müdahalesi Amerika'nın o dönem dost unsurları itibariyle işte mücahitler tabir evet. ettiği gruplara desteği şimdi orada çok ciddi bir tecrübe elde, elde edildi. Tecrübelerin belki Ve bunu en önemli Bunun arkasında biri esas Amerikan e şeyini de burada vurgulamak gerekiyor. Orada, desteğini, tabii şöyle üçgen eğitimini. Tabii yani e, körfez sermayesi özellikle Suudi Arabistan evet. e, Pakistan gerçekten bugün itibariyle bu işten sıyrılmaya ve Amerika'ya da bu konuda tepki göstermeye çalışıyor evet. ama o dönem itibariyle ve şartlar da bunu gerektiriyordu gerçekten belki de. Pakistan istihbaratı bir taraftaydı ve Amerikan iradesi bir taraftaydı. Evet. Şimdi orada mesela şimdi biz işte bu mempet ya da mampat dediğimiz sistemlerin kullanımını çok sık görüyoruz. İşte Stinger'ların orada kullanılması tecrübesi, orada Rusların ya da Sovyetlerin helikopterlerle ilgili Stinger'lara karşı savunmasızlığını görme tecrübesi. Bunlar aslında tüm dünyanın askeri kültürüne belli tecrübeler sundu. Ama onun ötesinde ya i̇şte Taliban'ın daha sonra işte hem Azzam üzerinden hem Usama Bin Laden üzerinden ilerleyen süreç itibariyle Kaide'nin 20 bin civarında savaşçıya sahip bir veri tabanı oluşturduğu o günlerde biliniyor. Yani aslında insan kaynağı hazır bir yapılanma ortaya çıktı. Afgan adı denen süreç itibariyle. Dolayısıyla bugün işte IŞİD'e de baktığımızda, Nusra'ya da baktığımızda hangi örgüte bu anlamda benzer ideolojik yapıda bakarsak bakalım oradan aldığı bir miras olmak durumunda. Evet. Ama tabii önemli noktalardan birisi e, bu tabi Bin Laden'in de iyi gördüğü meselelerden biri. Neyden bahsediyorum? İşte bu öncelikle mesela internet meselesinden bahsediyorum. İşte azam.com 90'ların sonu itibariyle bu ideolojik çerçevede işte bu yapılanmalar içerisinde ortaya çıkmış ilk internet hamlesiydi aslında. Yani El-Kaide bunu görmüştü. Ondan sonra işte zaten Bin Laden'in video mesajlarını vesaire gördük. Zevahir'de aynı şeyleri gördük. Hem Zevahir'e altını çizdi bunun hem de daha Irak'a ilk geldiği dönemlerde bunun sıkça ...altını çizdi. İşte cihadın yarısı medyadır vesaire gibi söylemler ortaya çıktı. Bunların üzerinden medya noktasında giderek daha artan bir görünürlük elde edildi. Burada işte o yenilikçi meselesinde o inovatif araçlar itibariyle mesela sosyal medya çok etkin kullanıldı. Şimdi deminki rakama benzer şekilde çok da ciddi bir rakam bence. Örgütün gücünün zirvesinde olduğu daha 2015 diyelim tarihi itibariyle aşağı yukarı gördüğümüz rakamlar bir ayda 900 kadar orijinal içerik üreten bir yapıdan bahsediyoruz online olarak. Ki bunlar doğrudan örgüt tarafından sunulduğu belirlenen e, materyaller. Yani bunun haricinde de işte Telegram gruplarında vesaire e, bulunan pek çok materyal i̇şte var. İşte bu videolardan, fotoğraflardan, tabii ki, yazılardan, tabii ki. bildirilerden bahsediyoruz. Tabii. 900 özgün içerikten bahsederken. Tabii. Ki bunların içerisinde şöyle düşünün yani çok dilli bir e, dergi yayınlama e, kapasitesi olan da bir yapıdan bahsediyoruz. Yani işte İstok dergisinden bahsediyoruz, Konstantiniyeden, Rumeli'den bahsediyoruz, Labik'ten bahsediyoruz. Yani Fransızca'dan Rusça'ya, maalesef Türkçeye, İngilizceye kadar e, dergi yayınlayabilen ve inceleme fırsatınız muhakkak olmuştur, görsel anlamda, içerik anlamında. E, pek çok da ortalama dergi yayınından daha kaliteli içerik üreten bir yapıdan bahsediyor. Sadece Bundan, dergi yayını da değil, tabii. görsel açıdan tabii. da, hatta işte hep beraber izliyorduk, böyle tabii. E, belgesel tadında, inanılmaz tabii. profesyonellikte e, görüntüler tabii. yapılıyordu. O ne yazık ki o çok vahşi öldürme sahnelerini bile evet. kimi zaman böyle e, çok çarpıcı tabii. belgeseller eşliğinde sunuyorlardı. Bunu tabi belki de örgütün biraz uluslararası niteliğiyle tabii mi lazım? Tabii oraya belki girmekte fayda var o noktada. Şimdi şu bir gerçek, biz tabi radikalleşme, terörizm vesaire bağlamında çok sıkça şunu duyuyoruz. Bu kısmen doğru. Tamamen yanlış demek doğru olmaz ama yani eğitimsizliğin, ekonomik yetersizliklerin vesaire insanların terörizme, insanları terörizme, radikalleşmeye yönlendirebileceğine dair. Bu pek çok durumda doğru, pek çok durumda yanlış bir mesele. Nereye gelmeye çalışıyorum? mesela örgütün bu insan kaynağı, yani bu içerikleri üretebilecek insan kaynağına ulaşması anlamında. Çok ciddi sayıda ve özellikle işte bunun içerisinde Amerika'da, İngiltere'de ya da Avrupa ülkelerinde eğitim almış insanlar da olmakla beraber işte grafik dizayn ya da mühendislik vesaire eğitimler almış insanların bu örgüte katıldığını gördük. Bu sayılar işte 25 bin ila 40 bin arasına tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. İleriye dönük etkileri itibariyle de konuşulması üzerinde gereken bir rakam. Ama örgütün bu konuya verdiği önemi gösteren şeylerden biri de şu. Ee, bu içerikleri üretebilir yani propaganda içerikleri de üretebilir kişilere normal bir tırnak içerisinde savaşçıdan, bir teröristten 7 kat daha fazla maaş ödendi. Yani bu çok ciddi bir e, örgütün stratejisini nasıl dizayn ettiğine dair çok ciddi fikir verici bir şey. Evet. Bu kişilerin ne kadar önemli oldu ve işte o bahsettiğiniz videolarda biz şimdi incelediğimizde şunları da görebiliyoruz. Yani o drone meselesi, e, dronlarla çekim yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu en yüksek kalitede yapabilen bir e, yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla örgüt işte o Gücünün zirvesinde olduğu dönem itibariyle finansal olarak kendine yeterli, oldukça yenilikçi, teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Ee, diğer örgütlere ilham verici bir e, maalesef yapı da arz ediyor bu anlamı itibariyle. İşte biz oradan sonra e, Nusra'nın da online dünyada daha etkili olduğunu gördük, YPG'nin de daha etkili olduğunu gördük. Tüm gruplar aslında sosyal medyayı eşitle beraber yeniden keşfetti. Bu e, aşırı sağ gruplar için de Avrupa'da geçerli. Yani Neonaziler'de, işte e, Kukulüks Klan'da bunların hepsi. Aslında işitten sonra sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu görmeye başladı. Evet, yani, sadece yani sosyal medya değil, bence her şeyi kopyaladılar. Onu tabii birazdan ki. daha detaylı yani, konuşuruz. Bu şuna da benziyor. Aslında işte biz 19. yüzyılda gördüğümüz şeylerden biri şuydu. İşte dinamitin keşfiyle beraber terörizm bir evrimsel süreçten geçmişti aslında. Yani ondan önce bireysel saldırılar, genelde saldırıyı planlayanın kendi canını da götürecek saldırılardan bahsediyorduk. Ama Rusya'daki anarşistlerin tırnak içerisinde yine şansı şuydu. Dönemleri itibariyle dinamit keşfedildi. Dinamit'in keşfedilmesiyle mesafe kavramı ve zamanlama kavramında kullanacak şekilde saldırılar gerçekleştirilmeye başlandı. İşte belki en az onun kadar devrimsel bir mesele de bu online dünyanın, artık internet sitelerinin işte sosyal medyanın Onunla beraber tabi drone teknolojisinin bu örgütler tarafından kullanılması ve birbirlerinden de çok hızlı öğrenen, çok etkin öğrenen yapılar bunlar. Evet. Yani işte bunu YPG örneğinde göreceğiz. YPG'nin öğrendiklerinin Türkiye içerisinde PKK tarafından uygulanmasını da göreceğiz. Aynı şekilde tabi Avrupa'ya gittiğimizde bunun örneklerini yine görmek mümkün olacak. Ama örgütün dönüşümü itibariyle işte mesela içerikler meselesi dedik. Bir de Irak'ta Suriye'de yeniden hareketleniyor mu dedik. Evet, Bence yani önemli o oraya şeylerden oraya birisi oraya da girmek, oraya gerekiyor. da fayda var. Çünkü e, Irak ve Suriye'de yeniden bir yapılanma, sanki evet. yeniden böyle bir örgütlenme söz konusu gibi ki yani hem Irak'taki savaş düşünüldüğünde, IŞİD'le evet. mücadele düşünüldüğünde, hem Suriye'deki IŞİD'le mücadele düşünüldüğünde, e, uluslararası yapının da uluslararası işte de karşı uluslararası Hı -hı. koalisyon gücünün de oldukça büyük etkisi vardı bunun e, bertaraf edilmesinde. Ama diğer taraftan e, işitten sonraki süreçte e, ülkelerin yeniden yapılandırılması konusunda, işitin bıraktığı izlerin e, temizlenmesi konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, ve işitle mücadelede baktığımızda mesela Musul operasyonu gündeme geldiğinde e, Musul operasyonunun kanımca ben çok daha uzun sürebileceğini düşünüyordum açıkçası. Yani IŞİD'in bütün ağırlığının Musul'a yığıldığı ve yaklaşık 30 bin savaşçıdan bahsediyor. Yavaş Hı. terörist savaşçıdan bahsediliyordu. Ve çok çabuk bir şekilde IŞİD'in geri alındığı Musul'un geri alındığını görmüştük. Ve IŞİD'le mücadelede baktığımızda IŞİD'le savaşılırken sanki IŞİD'in o yani büyük gücünü yansıtabilecek seviyede bir zarara yani Hı. insan kaynağı açısından bir zarara uğratılmadığıyla Doğru. E, açıkçası e, düşünmüştük uğratılmadığını ve bunları pek çok kez aramızda konuşmuştuk. Şimdi bugün tekrar bakıyoruz ki e, Iraklı yetkililer de e, özellikle Musul kapsamında işinin yeniden hareketlenmeye evet. başladığını hatta e, bazı siyasetçilerin yaptığı açıklamada IŞİD'in Musul'da tekrar kontrolü sağlayabileceğine yönelik şüphelerin ortaya çıktığını açıklamışlardı ki geçtiğimiz günlerde Irak güvenlik yetkililerinden bir heyet Musul'u ziyaret ettiler ve Musul'daki duruma baktılar. Çok ciddi sıkıntılar var. Aynı şekilde Suriye'de işte Deirizor bölgesinde IŞİD yeniden bir kontrol alanı sağladı. Doğru. Suriye Irak sınırını zorluyor. O nedenle bir hareketlilik Doğru. var. Ee, bu durumu biraz daha detaylarıyla sizden dinleyelim Tabii. hocam. Şimdi şöyle demin e, sırf petrol gelirlerinden gelen bir 40 milyon dolardan bahsetmiştik. O örgütün gücünün zirvesinde olduğu dönem itibariyleydi. Ancak en son hesaplamalarda dahi yani örgütün işte e, bu... Bu kadar ciddi oranda topraklarını kaybetmişken bu kadar ciddi oranda tabii o demin mesela 7, 7 kat fazla maaş ödediği işte medya yapımcılarından vesaire bahsettik. Bunlar da operasyonlarda pek çok e, kaybı uğradı vesaire örgüt hem insan kaynağı açısından finansal kaynaklar açısından zararı uğradı ama halen 4 milyon dolar civarı aylık bir toplam gelir. Artık hani petrol gelir 40 milyon artık toplam gelir itibariyle yine de bir 4 milyon doları e, elde edebildiğine dair çalışmalar var. Şimdi tabii mesele şu, demin bahsettiğimiz hikaye, yani işidin temel meselesi bir devletleşme hikayesiydi. Devletleşmenin mevcut şartları itibariyle, işte küresel koalisyonun sahada olması, bence en az onun kadar önemli olan Türkiye'nin operasyonları ve sahada fiziki olarak bulunması, örgüt devlet hedefinin kısa vadede e, tekrar denenebilir bir şey olduğunu, e, olmadığını düşünüyor olabilir. Şimdi bu şartlarda ikisini bağladığımızda 4 milyon dolar devletleşmeyi hedeflemeyen bir yapı için, terör eylemlerini sürdürmek anlamında çok ciddi bir meblağ. Yeniden uyanabilmek için, yeniden uyuyan hücrelerini hareketlendirebilmek ve bunları e, saldırılara sevk etmek için ki mesela buyurun. Burada başka bir rakam daha vermek lazım. Hmm. Hani araya giriyorum. Estağfurullah. E, Birleşmiş Milletlerin Ağustos 2018 itibariyle e, yaptığı açıklamada e, yani bu resmi Birleşmiş Milletlerin verdiği rakam evet. 17 ile 32 bin e, kişi arasında işinin halen Doğru. savaşçı kapasitesine sahip olduğuna dair bir rakam tabii, var. Tabi. tabii. Bence çok büyük bir rakam yani Kesinlikle. 17 ila 20 32 tabii. bin. Bu sadece Irak ve Suriye için tabii. verilen rakam. Tabi. E, o nedenle şimdi 4 milyar dolara e, böyle bir rakamı da eklediğimizde hala ciddi bir eylemsel kapasiteye sahip bir terör örgütü tabii. olarak e, önümüzde bir tehdit olarak Kesinlikle. duruyor diye düşünüyorum. Ve ben. Tabii şunu hatırlamak lazım. Şimdi Avrupa'daki saldırılarla ilgili yapılan bir çalışma bence çok önemli o anlamda. Ben zaman zaman da bunu söylüyorum çok önemli veri olduğunu düşündüğüm için. Yapılan saldırılar itibariyle özellikle son 2-3 yıllık işte IŞİD tarafından üstlenilen saldırılardan bahsediyorum. En e, en pahalı saldırı diyelim 30 bin dolar civarında. Yani işte mesela biz bunu Almanya örneğinde de gördük. Yani bir işte kamyonun kaçırılması ve kalabalığın üzerine sürülmesi tüm trajik neticeleri e, bir kenara bırakıldığında çok ucuz maliyetli bir terör saldırısı. Dolayısıyla 4 milyon dolar evet burada ama aslında... Uyuyan hücreleri itibariyle ya da küçük hücreler itibariyle yapılacak saldırılarda da bu kadar ciddi bir meblağa da ihtiyacı yok bu örgütün. Sadece organize olabilen e, o birkaç kişilik hücrelere ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi e, evet gelirler azalmış olabilir. <laughs> i̇nsan kaynağı belli oranda ama ben de hala çok ciddi bir insan kaynağının bulunduğunu düşünüyorum. Azalmış olabilir ama mevcut yapı işte e, bizim Afganistan müdahalesinden sonra Kaide'nin yaptıklarıyla kıyasladığımızda çok çok daha etkili olabilir bir yapı bırakıyor elimizde. Onun ötesinde bence düşünülmesi gereken önemli şeylerden biri şu: e, El Kaideden o Kaide tecrübesinden IŞİD'in öğrendiği önemli bir şey var. Kaide merkezin Afganistan'da Sudan'dan sonra Afganistan'da konuşlandırdı ve 2001 sonrasında da o merkeze ciddi bir darbe yedi. O ondan nispeten akıllıca bir stratejiyle nasıl sıyrıldı? İşte dedik gevşek bir networke dönüştü vesaire ama IŞİD'in öğrendiği önemli şeylerden birisi daha Irak'ta, Suriye'de alan hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmeye başlamadan kendisini Libya'da kopyalamış olmasıydı. Yani aslında kendi merkezini istediği anda oraya çekebilir bir klonlama gerçekleştirdi. Öte yandan baktığınızda mesela insan sayısından bahsettik. Orada bir iki şey önemli. Şimdi El Kaide'nin tırnak içerisinde El kaideye biatlı örgütlerin olduğu her coğrafyada. Bunu Orta Asya'dan tutun işte Filipinlere, Endonezya'ya kadar götürün, Kuzey Afrika'ya kadar götürün, ...Orta Ortadoğu hakeza. İşidin de bir biatlı örgütü var. Dolayısıyla aslında artık her coğrafyada yani insan kaynağı kayıdından işi de kaymaktan ziyade aslında insan kaynağının arttı ve bir sahada ne kadar El Kaide varsa en az o kadar İşidin olduğu bir e, küresel resim ortaya çıktı. Burada çok önemli bir şeyden bahsettiniz Hı -hı. bence. Yani Biz İŞİD'in bugün e, kapasitesine bakarken sadece şu an İŞİD adı altında olan işte Birleşmiş Milletler'in verdiği rakam da o. Yani 17 ile 32 evet. bin e, insan sayısı şu an sadece İŞİD'in kendi bünyesinde barındırdığı insan sayısı. E, diğer taraftan sizin de söylemiş olduğunuz gibi işitle biatlı olan, e, İŞİD'le ilişkili olan e, benim bildiğim kadarıyla eğer yanlışım varsa düzeltin 16 farklı ülkede İŞİD'e biat eden, farklı yapılar var. Yani işte bunlardan bir tane Somali'deki evet. e, e Şevap. Evet. Öyle değil mi? Yani işte e farklı ülkelerde farklı örgütler, işi de biatlı örgütler ve bunlar işinin o insan kapasitesi içerisinde gösterilmeyen ve sayılmayan. Tabii ki. E oranki oran ki o nedenle işinin bugün rakamını verirken kendi insan kaynağının dışında da bir insan kaynağı barındırdığını Doğru. da ifade etmek lazım. Tabii orada bir de belki yani şu noktayı da gözden kaçırmamakta fayda var. Şimdi El-Kaide ile IŞİD'in, e, yani Oytun Hocam'ın çok doğru tespit ettiği mesele, ayrıştayan işte önemli şeylerden biri devletleşme, yani operasyonel hedef meselesiydi belki. Şimdi o hedefin ortadan kalktığı bir senaryoda, yani kısa vadede bu devletleşme meselesi artık gerçekleştirilemez diyen bir IŞİD El-Kaide'nin insan tabanının daha geçişken olduğunu göreceğiz. Bu çok önemli bir evet, e, evet, tehdit evet, olarak karşımıza çıkacak muhtemelen. Tabi onun ötesinde dediğim gibi yani Libya ve Kuzey Afrika çok ciddi anlamda bakılması gereken bir coğrafya bir diğeri Orta Asya aslında. Ee, i̇ki coğrafyada da biz El-Kaide ve eşit biatlısı örgütler ve bunlar içerisindeki o insan kaynağının kaymasını görüyoruz. Ee, ama Kuzey Afrika'yı tabi istisna yapan şeylerden biri o yabancı terörist savaşçılar kavramı altında aslında işte en çok insanı gönderen coğrafya olması ve dolayısıyla Libya'da örgütün bu güç merkezini oluşturması bu anlamda önemli noktalardan birisi. Yani yabancı terör savaşçılar deyip duruyoruz bu neyi ifade ediyor meselesine bakıldığında da 25 bin ile 40 bin arasında tahminler olan bir rakamdan, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz ve bu insanların Irak ve Suriye'de örgüt alan kaybettikçe belirli bir kısmının kendi ülkelerine döneceği ya da üçüncü ülkelere gideceğine dair haklı da öngörüler var buna dair işte Birleşmiş Milletler e, 2178 sayılı kararla önce bu kavramı tanımladı ve üye ülkeleri bununla ilgili hamleler yapmaya çağırdı. Bu kararın çıkmasına en etkin mücadeleyi veren ülkelerden birisi zaten Türkiye'ydi. Türkiye. Şimdi o günden bugüne en son e, 2396 sayılı karar artık tamamen bunların seyahatlerin önlenmesi meselesi e, ve bunlara dair neler yapılacağı meselesi üzerineydi. Şimdi burada Böyle bir kararın olmasının önemi bir yana, bir de işin riskli bölgesini, kör noktasını görmekte fayda var. Orada mesele neydi? Bu kişilerin özellikle uçuşlarının kontrol altına alınması. Yani işte PNR numaraları üzerinden, API numaraları üzerinden bu kişilerin takibinin yapılabilmesi. Ancak bu sistemleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve Türkiye bu sistemleri zaten çok etkin kullanan, ondan oluşturduğu, onları etkin kullanması itibariyle de nasıl bir tablo çıkıyor ortaya onu da konuşuruz. ülke olmakla beraber sadece 56 ülke bu sistemleri etkin kullanabilir durumda hala hazırda. Dolayısıyla bu kişilerin bu 56 ülke haricindeki coğrafyalara yapacağı seyahatler tabiri caizse bir kör nokta da kalacak. Böyle de bir risk var. ötesinde Avustralya'da yapılan bir çalışmaydı. Bence oldukça dikkat çekici. Yalnızca bir yabancı terörist savaşçının herhangi bir ülkeye döndüğünde takibi 7 milyon dolara mal oluyor. 7 milyon doları sadece bir kişi için harcayabilecek ülke sayısı dünyada oldukça kısıtlıdır. Onun ötesinde bu kişileri e, velev velevki hukuki süreçler işletildi, hapishanelere yerleştirildi vesaire. Bir koğuş sistemiyle cezalandırmanız oldukça zor. Çünkü tekrar birbirlerini radikalleştirme ihtimalleri var. Her birini hücrelere alalım deseniz bunu sağlayabilecek fiziki ve finansal kabiliyet de çok az sayıda ülke vardır. Evet. Dolayısıyla dönenler en az bizim önceki yıllarda eşitle ilgili gördüğümüz sorunlar kadar sorunlara ee, sebebiyet verme potansiyeli barındırıyor. Elbette. Doğru. Burada Orta Asya meselesine Hı -hı. biraz vurgu yapmak istiyorum. Evet. Şimdi artık komple teorisi mi ya da gerçekten bir öngörü olarak da bence dikkate alınması gerekir. Dikkatin oraya kayacağı. Bunun da temel neden işte Amerika ile Çin arasındaki rekabet ve Çin'in işte hep bildiğimiz İpek Yolu evet. projesi ve Orta Asya oradaki ana geçiş güzergahı. Dolayısıyla Amerika'nın veya bu İpek yolunun Çin'in altını oymak isteyen güçler açısından istikrarsızlaştırılması Hı. ve bu bağlamda da işte biraz önce Göktuğ Hoca'nın bahsettiği yavaş yavaş bu işit veya El-Kaide terörünün yeni ee, mücadele alanlarından biri, oyun alanlarından birinin Orta Asya olacağı meselesi. Yani, Orası önümüzdeki dönemde tabii. sanki öne çıkabilir gibi yani, gözüküyor. Çünkü gel. geçtiğimiz yıllarda biz şunu yaşadık. Aslında tüm işi̇d el kaide çekişmesinin de işi̇d el ortaklığının da böyle bir e, mini örneğiydi o coğrafya. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi e, İslami Cihat Birliği ve Özbekistan İslami Hareketi oradaki iki önemli yapı bunlar aslında. Ya da daha fazla IŞİD ve KAİDE ile biyatları üzerinden e, değerlendirilen yapılar bunlar diyeyim şimdi bunlar içerisinde işte Osman Gazi üzerinden onun El-Kaide'ye biatını bozması, işi de biat etmesi üzerinden ve bunun oyuna Taliban'ı çekmesi üzerinden önce o coğrafyada IŞİD'le El-Kaide'nin hem biatlıları olduğunu gördük hem biatların el değiştirdiğini gördük hem de bu el değiştirme olduğunda işte Osman Gazi'nin hayatını kaybetme süreci işte o suikast süreci vesaire bunu gösteren şeylerdi. Biat bozma üzerinden iki örgütün birbiriyle nasıl kafa kafaya geldiğini de gördük. İşte Horasan vilayeti işte açısından e, isimlendirilmesi itibariyle halen de Afganistan'da çok evet. etkin yapılardan birisi. El Kaide Taliban'a biatlı halde devam etmekle birlikte Burada önemli şeylerden biri şuydu. Bunlar nasıl beraber hareket edebilir? Demin işte insan kaynağı birbirine kayabilir vesaire demiştik. 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam Kırgızistan'daki bir saldırıda biz bunu çok iyi gördük. Suriye'de e, birisi işi de birisi El-Kaide'ye biatlı örgütler altında savaşan 3 e, ya da 4 kişilik bir yapı bunu o coğrafya ile ilgili yazdığım bir yazıda yazmıştım. Rakamlarda yanılıyorsam izleyicilerimiz sonra değerlendirdiklerinde düzeltebilirler. bu yapı ikisi farklı örgütlere biatlı olarak savaşmış olmasına rağmen Kırgızistan'da beraber bir terörist saldırı gerçekleştirdi. Aslında bu bize ileriye dönük neyin olabileceğine dair fikir veriyor. Ama dediğiniz noktada çok yerinde. Yani biz bunu 11 Eylül'den sonra görmüştük. Yani Hani bu filmi görmüştük deme ya da çok fazla komple teorisine girmek istemiyorum ama işin stratejik boyutu itibariyle mantık da arz eden bir evet. şeyden bahsediyorum. İşte o dönem Rusya Federasyonu'nun toparlanma süreci olmakla birlikte Amerika açısından da ya Orta Asya üzerinden özellikle Afganistan üzerinden Orta Asya'da üsler kurmaya gidebilecek 11 Eylül sonrasında bir süreç işletildi. Rusya Federasyonu'nun işine geldi neden? Çeçenleri de o küresel terörizm başlığı altına yazabilmişti sonra süreç içerisinde Rusya toparlandıkça kendi oturnak içerisinde arka bahçesinden o güçleri def edebildi. E şimdi Çin açısından da baktığınızda burada iki taraflı bir mesele var aslında. Bir taraftan evet o istikrarsızlık Amerika'nın elini güçlendirebilecek bir şey. Bu coğrafyada daha güçlü durmalıyızı söyleyebilecek bir şey. Bu evet Çin açısından edici bir durum. Ama Çin açısından zor tercih burada şu nokta. O küresel terörizm başlığı altında Doğu Türkistan'ı katacak mısınız, katmayacak mısınız? Yani orada e, umdukları fayda üzerinden acaba Amerika ile bu çekişmeye nasıl bir yaklaşımda bulunacaklar ve kendi kurmak istedikleri yeni düzen itibariyle o işte tek yol tek kuşak projesi, projesi. itibarıyla. Tabi orada şunu unutmamak lazım ama Çeçenistan'da olan mesele gibi Doğu Türkistan'da olan şeyleri de en azından Türkiye'nin çok dikkatle takip etmesinde fayda var. Yani iki güç arasındaki çekişme nasıl Çeçenistan'da o gün o sonuçları doğurduysa Doğu Türkistan'da da oradaki Türklere böyle bir zulme dönüşmeyecek ki halen haberleri çok sıkça alınan şeylerden de bahsediyorum aslında. Bu zulmün sertleşmeyeceğini temin edici şekilde Türkiye'nin de hem ön alıcı hem de önleyici faaliyetlerde bulunmasının önemi de aslında bir yandan gözüküyor bu bağlamda. Türkiye'de bu meseleyi yakından takip ediyor. Doğu Kesinlikle. Türkistan meselesi. Türkiye'nin dış Türkler politikası açısından birinci öncelikli farklı <laughs> alanlardan bir tanesi de Doğu Türkistan. Evet. Şimdi işit el kaide arasındaki kaymalardan bahsederken bence biraz da işitle ya da işte El-Kaide yapılanması ya da benzeri örgütlerle diğer örgütler arasındaki kaymadan da Tabii. bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun önemli örneğini Suriye'de gördük. Bu anlamda ben biraz ben Suriye biraz oraya Aha, Suriye yani, meselesine girelim. Meselesine evet. belki. Yani hem İdlib meselesi bu anlamda çok önemli. Hem de Türkiye'nin çok fazla dile getirdiği artık Fırat'ın doğusundaki <laughs> YPG PKK varlığı çok önemli. Çünkü işidim biz özellikle Suriye'de PKK ve YPG ile nasıl bir dirsek teması içerisinde olduğunu, nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu hatta birbirleriyle anlaşma noktasına getirilerek evet. beraber ortak politikalar izledikleriyle izlediklerine yönelik süreçlerle karşı karşıya kaldık. Şimdi o anlamda hem İdlib meselesinde belki senle açabiliriz Oytun, hem de Fırat'ın doğusu meselesindeki YPG varlığına ve buradaki PKK genişlemesine bakmak lazım. Daha sonrasında da çünkü Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne boyutta bir eylem izlediğini e, bu anlamda e, bütün detaylarıyla hocamızdan alırız. Şimdi ben şöyle giriş yapayım. Yani bu Orta Asya meselesine de temel olması için. E, devlet desteği yok dedik doğrudan işin <laughs> arkasında. Ama benim kişisel kanaatim e, bu sadece sezi değil belli verilere beri, de evet, yani belli yok bir kanıt yani. yok ama bu. Evet. Yani zaten analizler belli veriler, somut veriler üzerinden biraz da seziyle Doğru. yapılır. Şimdi IŞİD'in araçsallaştırıldığı çok açık. Yani devlet desteği yok Kesinlikle. ama devletler bu örgüte bir şekilde sızabiliyor veya uyguladıkları makro politikalarla örgütü belli alanlara yönlendirebiliyorlar. Doğru. Bunun kararını özellikle Amerika gibi daha süper güçler, imkanları, istihbari askeri anlamda yüksek olan güçler bunu daha rahat başarabiliyor. Bu işin e, bir tarafı. Dolayısıyla yani arkasında işte bu Çin e, meselesinde hı hı. eğer o bölge istikrarsızlaştırılacaksa Tabii. örgütü siz çok kolay bir biçimde o tarafa Kesinlikle. yönlendirebilirsiniz. İki, e, Örgütün diğer örgütlerle olan etkileşiminden e, bahsettik. İşte e, biraz önce sosyal medya örneğinden bahsedildi ama e, özellikle Fırat'ın doğusunda zaman zaman örgütün nasıl YPG'yi alan açılmak için açısından araçsallaştırıldığını çok net bir bir şekilde gördük. Yani bunu e, elimizde veri var derken neyi kastettik? Mesela birçok alanda işit e, hedef e, işitle mücadele eden gerçek aktörler hedef alınmazken desteklenmezken özellikle Özgür Suriye ordusu gibi. Evet unsurlar desteklenmezken daha çok Fırat'ın doğusunda YPG'yi alan açacak şekilde örgüte hava desteği, silah desteği, para desteği verildiğine şahit olduk. Şimdi buradan yola çıkınca diyorsunuz ki yani neden orada verilmiyor, burada veriliyor? Evet. Yani burada o zaman demek ki bir alan oluşturulmaya çalışılıyor gibi bir... Dolaylı bir destek olmasa da dolaylı bir destek Dolaylı bir oluyor. destek olarak bunu değerlendirebiliyorsunuz. İki o etkileşim, terör örgütleri arasındaki etkileşim örneğinde üzerinden bunun birçok somut... Haberi de yansıdı batı basınında. İşte PKK-YPG ile IŞİD'in zaman zaman özellikle Rakka'da anlaşmalar yaptığı, evet. IŞİD'e YPG'nin çatışmadan belli alanları boşaltıp siz şuraya geçin, biz burayı alalım, savaşçılarınıza dokunmayalım şeklinde aralarında bu tür anlaşmalar olduğuna şahit olduk. O da ne oldu? Zaman zaman IŞİD teröristleri Sizinle mücadele etmesin gitsin benim düşmanımla mücadele etsin diye başka alanlara gitmelerine göz yumuldu. Gitsin rejime sorun oluştursun, Ruslara sorun oluştursun diye önleri açıldığına şahit olduk. Bir üçüncüsü işte biraz önce bahsettik. işi tecrübesinden çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Yani sadece sosyal medya değil işte son dönemde Türkiye'de görüyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük PKK terör örgütünün yeni bir saldırı tekniği Doğru. geliştirdi, drone saldırıları. Yani Doğru. çok tehlikeli bir süreç. Doğru. Bunu nereden öğrendi? İşit tecrübesinden öğrendi. Aynı şekilde yine işte o tırnak içinde Kobane'deki savaş tecrübesi üzerinden konvansiyonel ordulara karşı hava gücüne karşı nasıl direnebileceği tırnak içinde konusunda tecrübe elde edildi. Kesinlikle. Onu biz bu hendek Tabii. E, savaşlarında çok Tabii. E, rahat bir şekilde e, gördük. Dolayısıyla bir öğrenme süreci de var. O taktikleri çok e, tırnak içinde başarılı bir şekilde uygulamaya çalışıyor. İşte Orta Asya meselesi dedik. Suriye'deki şu anda o senin bahsettiğin rakam içerisinde çok önemli bir oran halen Orta Asyalı, Kafkas savaşçılardan oluşuyor. O IŞİD El Kaide geçişkenliği çerçevesinde düşündüğümüzde İdlib'de şu anda IŞİD yok ama çok ciddi bir El Kaide evet. varlığı söz konusu. Doğru. Sayıca belki çok çok büyük rakamlar değil. Ama bunun HTS içerisindeki yabancı unsurları da katarsak belki böyle 10 binlere varabilecek bir e, terörist savaşçı potansiyelinden bahsediyoruz ve bunların büyük çoğunluğunu da e, önemli bir çoğunluğunu diyelim e, işte Kafkas Orta Asya kökenli ve işte Çin'den bahsettik. E, Türkistan İslami Partisi savaşçıları e, oluşturuyor. HTŞ'nin evet, kapsamını belki e, çok bir iki cümleyi anlatmak lazım evet. bütün. Yani Nusra'nın dönüşüp evet, hay e, sahrada kurduğu bir kurdu. E, evet, yapı yani, o şu anda İdlib'deki evet. Suriye kolu. Suriye kolu HTŞ'yi e H'tş e e, ifade edebiliriz. Yani, edebiliriz ama daha sonra El Kaide ile izleyenlerimiz... bağını kopur, kopardığını açıkladı. Şu anda e, evet, öyle evet. bir bağı yok ve yavaş yavaş bir siyasallaşma veya pragmatik bir aktöre dönüşme çabası içerisinde ama halen Türkiye dahil olmak üzere bütün dünya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir yapı içerisinde de çok ciddi yabancı terörist savaşçı unsuru var Hı. ve İdlib meselesini önemli kılan işte Türkiye buraya bir operasyonu engellerken esas da sadece kendi güvenliğini değil Orta Asya'nın, Kafkasların, Batı'nın, Avrupa'nın güvenliğini bir anlamda sağladı. Çünkü en önemli kaygılardan biri burada eğer Pandora'nın kutusu bir açılırsa bütün bu savaşçılar Göktuğ hocam bahsettiği gibi kaynak ülkelerine dönülecek ve o anlamda bütün dünyada bir anda bir istikrarsızlık süreci ortaya çıkacağı vardı ki Orta Asya açısından İdlib meselesi, Orta Asya'nın istikrarsızlaşması açısından ciddi bir potansiyel içeriyor. Şimdi bu işte Türkiye'nin terörle mücadelesinin evet. aslında önemini ortaya Tabii. çıkartıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi evet kendi güvenliği ve kendi ulusal çıkarlarıyla ve sınırlarının korunmasıyla ilgili olduğu kadar uluslararası anlamda terörle evet. mücadelenin büyük bir parçasını da oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada ben hani son bölümde hocam sizden Türkiye'nin terörle mücadelesine evet. ilişkin biraz da somutlaştırarak <laughs> rakamlar da isteyeceğim. <laughs> Çünkü bu belki bu biraz da hani hem bizlerin Türk akademisyenler, Türk araştırmacılar olarak bizlerin de biraz sorumluluğu hem de biraz biz bunu açıkçası Türkiye'nin ee, hiçbir zaman yapmadığı gibi böyle bir reklamı haline de getirmiyoruz. Aslında bunu yapmak Hı, lazım doğru, diye düşün. düşünüyorum ben. Kesin. Bu anlamda bizim de eksikliklerimiz var ama Türkiye terörle mücadelede çok ciddi bir e, boyut ortaya koyuyor. Bu Hı. anlamda çok ciddi bir kapasite ortaya koyuyor ve e, buna e, çok ciddi bir kaynak aktarıyor. E, bu anlam itibariyle sadece Türkiye'nin terörle mücadelesi işte PKK, YPG unsurlarıyla ile değil, işitle, e, El Nusra ile, daha sonra HTS ile, El kaideyle ile. Yani terör örgütü olarak uluslararası anlamda e, faaliyet gösteren bütün gruplarla yer alıyor ki işit meselesine geldiğimizde e, bu anlamda zaman zaman Türkiye'nin eleştirildiği uluslararası yayınları evet, da evet. izlemiştik. ki Irak'ta e, bununla ilgili çok fazla açıkçası e, galip söylem e, vardı. E, işi de Irak'ta dahi kimse daha duymamışken pek çok kişi farkında değilken Türkiye 2013'ün Haziran ayında Doğru. Evet resmi terör örgütleri listesini almıştı. Doğru. Şimdi IŞİD'in varlığı halen Irak'ta yokken Türkiye IŞİD'in tehlikesini ortaya çıkartarak resmi terör örgütleri listesini alarak Haziran 2013'te Doğru. IŞİD bundan bir yıl sonra Musul'a müdahale ederek başladı. Türkiye terörle mücadelede ne kadar öncül rol oynadığını Kesinlikle. bence böyle Kesinlikle. böyle ortaya koydu. Sizin bu konudaki yapacağınız katkılar açıkçası çok daha önemli olacak. Şimdi tabii şöyle bir mesele var. Türkiye üzerine belirli bir dönem. Bunda işte Rusya ile yaşanan jet krizi de sebep. Olmuştu işte eşitle Türkiye arasında bir bağ kurma çabası vesaire meselesi ama rakamlara baktığımızda, süreçlere baktığımızda, Türkiye'nin somut katkılarına baktığımızda ne olduğunu görmek daha net bir resim verecek. Şimdi 2013 Haziran'dan bahsettik. Onu 2014'e bağlayalım. Şimdi orada terörle mücadele küresel... Koalisyon koalisyonun kuruldu. kurulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Orada iki eş başkan var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, biri Türkiye. O yıl itibariyle benim benim demin bahsettiğim 2178 sayılı kararın da bir öncülü var. 2170 sayılı karar. Ee, daha ziyade işte kaide özelinde, kısmen işte özelinde yabancı teröristler var. Bu iki kararın çıkarılmasına da en öncü ülkelerden birisi Türkiye. İlk bu yapının kurulduğunda eş başkanlarından birisi Türkiye. Bir kere bunu yani BM nezdinde Türkiye neler yaptığı anlamında bu oldukça önemli. Sonrasındaki e, süreçte biz neyi gördük Avrupa Birliği-Türkiye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir boyuta taşındığını, daha ziyade bu işte Suriyeden gelenler üzerinden belirli bir düzleme oturduğunu, yani Batı e, Türkiye'nin önemini burada fark etmekle beraber Türkiye'nin mücadelesi noktasında onu görmek ve takdir etmek noktasında belki yetersiz kalıyor. Bunu da en iyi neyi de gördük? E, Brüksel ve Paris saldırıları. Aynen. İki saldırı öncesinde de. Türkiye çok ciddi anlamda birazdan onunla ilgili de bir rakam veririm. Sınırlarını Türkiye çok iyi artık kontrol eden bir ülke. Neden artık diyorum? Hiçbir ülke bugün kayıtlı olması itibariyle, kayıtlı sayı itibariyle 3,5-4 milyon bir e, gelen insandan bahsediyoruz. Hiçbir ülke bu şekilde insani bir krizden kaçan böyle bir yoğun akışı ilk an itibariyle İnsan insan birey birey kontrol edecek bir kapasiteye sahip olamaz. Tabii bir kere ki. bu kabul edilebilir bir mesele değil. Ama bugün itibariyle özellikle 2015 sonrasında sınırda yapılan fiziki iyileştirmeler itibariyle, risk analiz birimleri itibariyle, bu kişilerin kayıt altına alınmasına dair girişimler itibariyle yani AFAD üzerinden de, göç idaresi üzerinden de vesaire bahsediyorum. Türkiye bu anlamda çok iyi sınırlarını kontrol eden bir durumda. Dolayısıyla e, Brüksel ve Paris saldırıları öncesinde Türkiye bu kişilerle ilgi, ilgili bilgileri muhatabı kurumlara ve ülkelere iletmişti. Bunun içerisinde Hollanda'yı, Belçika'yı, Fransa'yı saymak mümkün. Bunların hiçbirinden zamanlı, doğru zamanda bir e, tepki bir reaksiyon alınması, bir e, kovuşturma süreci işletilmesi mümkün olmadı ve biz bu saldırıları gördük. Hatta terör eylemini yapan, e, hatırladığım kadarıyla Brüksel'deki terör Hı -hı. eylemini yapan şahsı Türkiye 3 kez yakalayarak Kesinlikle. sınır dışı yapan, yapmış ve e, ülkesine bildirmiş Tabii. E, konumda. Ama bununla Tabii. ilgili söylediğiniz gibi hiçbir reaksiyon alınmadığı için Aynen. saldırısı saldırısıyla karşılaşıldı. Belki bizim medyamız da gerektiğinden daha az haber yapmış olabilir evet, mesela. Evet. Bu da ayrı bir mesele. Neyse. Onun ötesinde şu da bir gerçek. Şimdi bugün itibariyle demin işte yabancı terörist savaşçılar YTS'ler dedik. Interpol'ün elinde 43 bin civarında YTS'nin profili var. Interpol bildiğiniz gibi e, uluslararası bir e, polis e, bir diyelim, bir teşkilatı diyelim, 43 bin rakamdan bahsediyoruz. Sadece Türkiye'nin elinde, bu mücadelenin altını çizecek şekilde bence önemli bir rakam, 70 bin kişi e, ülkeye girmesi yasak durumda. 70 bin kişilik bir veri tabanı var, Türkiye bunların çok doğru şekilde tespitini, demin de bahsettik işte o PNR üzerinden, api sistemleri üzerinden yapmakla beraber bunları da diğer ülkeler, ülkelerle paylaşıyor. Pekin'e görüyoruz onun karşılığında işte mesela geçtiğimiz günlerde Hollanda'dan gelen bir rapor görüyoruz. İşte tekrar e, işit toparlanmak için Türkiye'yi bir üst kullanabilir mi vesaire hiçbir temeli olmayan sahadan hiçbir rakamla hiçbir isimle vesaire ilişkilendirilmeyen ve e, Türkiye tarafından e, kovuşturma sürecinde olan haklarında yargılamalar süren kaçak insanların e, mülakatlarına e, dayandırılarak ortaya çıkan bir rapor görüyoruz. Velev ki Hollanda'nın böyle bir iddiası varsa... Bizden sonra eş başkanlığını Fasla beraber Hollanda yapmıştı küresel e, koalisyonun. Peki bunun üzerinden Türkiye ile iletişim kurabilecekleri BM gibi Avrupa Birliği gibi bunun üzerinden Europol, Interpol gibi pek çok kanal mevcut. Bunlarla paylaşmak yerine Türkiye üzerine halen bir karalama kampanyası geliştirilmeye çalışılıyor. Ama öte yandan baktığımızda şimdi işte PNR verilerinin paylaşılması dedik ülkelerin bu teröristlerin seyahatlerinin önlenmesine dair işbirliği dedik. O sistemlere erişim, uluslararası erişim Türkiye'ye 15 Temmuz sonrasında kapatıldı. Belirli kişilerle ilgili olarak kimden bahsettiğim oldukça açık. Yani çok net söyleyelim. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'nin erişimi kapatıldı. Tabii. Bu Türkiye'ye yönelik işit suçlaması ile ilgili de FETÖ terör örgütünün çok ciddi bir payı oldu. Ortaya ki. çıktı. Tabii Özellikle da bunu bilir. Suriye sınırındaki işte askeri kontrolü sağlayan ve operasyonları yürüten ee, komutan general, yani tabii. komutan da demek istemiyorum tabii. artık ben şahıs Evet e, tamamen terör örgütü e, Fetö'nün evet. birincil adamlarından Doğru. bir tanesi çıktı. Bu anlamda da terör örgütleri arasındaki nasıl iletişimi oldu? Yani tabii Fetö şey. PKK YPG e, işit El Kaide ayırt etmek sizin Türkiye'nin bütüncül bir terörle mücadele sürecini geçirdiğini Tabii. söylemekte fayda var. Türkiye mücadeleyi verirken işte FETÖ örneğinden bahsettik. 15 Temmuz sonrası o kişilerle ilgili Türkiye'nin taleplerinin hepsi geri çevrildi. Yani bunların takibinin yapılmasına dair. YPG örneğine gelelim. Yani Suriye Demokratik Güçleri diye işte Suriye Gelecek Partisi diye vesaire bir siyasal kimlik, bir askeri başka hüviyet vesaire kazandırılmaya çalışılıyor. Bu işte YPG değildir aslında denmeye çalışılıyor. Bunun üzerinden bir başarı hikayesi sanki işi de karşı mücadele üzerinden kurgulanmaya çalışılıyor. Peki bu durumda yani NATO müttefikleri bu meseleyi diyelim ki kısa vadede eşitle YPG karşı karşıya getirildi. PKK diyelim yani YPG demeye SDG demeye falan da çok lüzum yok belki ama e, orta vadede orada oluşacak yapı yani nüfusun %10'uyla coğrafyanın %24'ünü kontrol etmeye çalışan bir terörist yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunun Türkiye'ye karşı bizatihi e, milli menfaatlere karşı bir yapılanmasından bahsediyoruz. O zaman orta vadede bu nasıl kurgulanacaktır? Nasıl bir NATO ilişkisi kurgulanacaktır? Bunu sorgulamak lazım ve Türkiye'nin terörle mücadelesine bu bağlamda nasıl yaklaşıldığına dair de önemli bir e, veri sunan bir yaklaşım bence YPG meselesi. Çok, evet, evet süremizin sonuna geldik. O için son bir iki cümlem varsa alalım. Çok açtık süremizi. Yani, Kapatalım ondan sonra. Teröristler bağlamında Türkiye'nin önlemlerinden hocam gayet güzel bahsetti. Belki burada vurgulamamız gereken bir başka konu da Fırat Kalkanı meselesi. Hmm. Yani Burada tabii Türkiye'nin çok farklı hedefleri vardı ama örgütün bence çöküş sürecini başlatan Kesinlikle. operasyonlardan biri de Fırat Kalkanı operasyonudur. Örgütün Türkiye ile olan sınırdaşlığı ortadan kaldırılarak Suriye'nin doğusuna hapsedilmesini başlatan, Süreçtir ciddi gelir kaynaklarının elinden kesinlikle, de alınmasına kesinlikle. neden olmuştur. Hı hı. Ee, i̇deolojik anlamda o dağ bıkında e, önemi oranın Tabii. bir anda düşmesi bütün bunlar örgütü çöküşe götüren Tabii. süreçlerdir. Son ayakta kalan dergiydi mesela. Evet. Ee, o dergide ondan sonra zaten e, yayınlanmamaya, yayınlanmamaya başladı. Evet. Doğru. yani Türkiye'nin terörle mücadelesi, de, mücadelesi bu anlamda güçlü bir şekilde devam edecek. Kesinlikle. Bunu daha çok konuşacağız hocam. Çok teşekkür Hoşçakalın. ederiz değerli ben katkılarınız için. Sağ olun. Şeref verdiniz. Öptün sana ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün Doktor Göktuğ Sönmez'de IŞİD'in dönüşümü, terör örgütleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla beraber olmayı diliyoruz. İyi akşamlar.